Keratokonus özellikle korneanın ön yüzeyinin şekil değiştirmesiyle ilişkili bir hastalık. Yüksek astigmatizma miyopi ile sonuçlanıyor. Keratokonus özellikle ülkemizde de aslında sıkça görülen bir hastalık. Bu teknolojik gelişmelerin ve ileri görüntüleme cihazlarının kullanıma girmesiyle birlikte kabaca bizim coğrafyamızın bulunduğu ülkelerde %2,5 ile 3,5 sıklığında tespit edilmiştir. Biz de kendi kliniğimizde üniversite öğrencilerinde 18 ile 35 yaş kişilerde yapmış olduğumuz çalışmada %2,7 civarında bir oran tespit ettik. Ve bu kişilerin, hastalık tespit ettiğimiz kişilerin %80'inin hastalığının farkında olmadığını gördük. Bu şu açıdan önemli. Özellikle dünyada ve ülkemizde de artan oranda miyopinin sıklaşmasıyla birlikte daha sıklıkla lazer cerrahisi uygulanmakta. Fakat bu kişilere eğer tespit edilmezse, bu hastalıkları da varsa, lazer cerrahisi uygulanırsa hastalıkları çok daha kötü hale geliyor ve kontrolden çıkıyor. Bizim tedavi şansımız da, erken tedavi şansımız da ortadan kalkıyor. O yüzden hani lazer cerrahisi herkese gerçekten uygun değil. Bizim elimizde var olan bu kıymetli görüntüleme cihazlarıyla keratokonus gibi kornealinin ektatik hastalıklarının erken tespiti çok önemli. Erken tespit edildiği takdirde yapabileceğimiz esasında korneal çapraz bağlama adını verdiğimiz bir tedavi şekli var. Bu tedavi şeklini ne kadar erken uygularsak hastalığı o kadar erken durdurabiliyoruz. Hastanemizde de keratokonusun progresyonunun yani ilerlemesinin engellenmesine yönelik yapılan bu korneal çapraz bağlama tedavisi cihazı kamu hastanelerinde bir ilk olarak hem biyomikroskop altında hem de ameliyathanede yatar pozisyonda bu işlemi gerçekleştirilen bir cihaz satın aldık. Bu cihazın kullanıma girmesiyle birlikte hem şehrimizde hem çevre illerdeki hastalara hizmet vermeye başladık. Keratokonus da hastalığın ilerlemesine yönelik yapabileceğimiz korneal çapraz bağlama tedavisi gibi görmeyi iyileştirme adına da yapabileceğimiz yine birçok farklı alternatif yol var. Bunlardan ilki gözlük tedavisi. Fakat bu hastalar genelde gözlüğü çok fazla tolere edemiyorlar, takamıyorlar. Çünkü hastalığın doğası gereği yüksek miyopi ve astigmatizma ile ilişkili. Dolayısıyla bu hastalarda biz daha çok sert gaz geçirgen kontakt lens adını verdiğimiz hem korneye oturan hem de skleraya oturan lensler kullanmaktayız ve görmelerini ciddi oranda arttırabilmekteyiz. Yine kliniğimizde bu lenslerin birçok farklı deneme setleri mevcut. Bunları uygulayabiliyoruz ve hastalarımızın tedavisini hem hastalığının ilerlemesine yönelik hem engelleme noktasında hem de görmelerini iyileştirme noktasında bir yaklaşımla hastalarımıza bir hizmet verebiliyoruz. Keratokonusun her ne kadar erken tespiti önemli ise de keratokonusun ilerlemesinin engellenmesi de ciddi önem taşımakta. Bu bağlamda korneal çapraz bağlama tedavisi uyguluyoruz. Yine hastanemizde yakın zamanda kamu hastanelerinde bir ilk olarak hem biyomikroskop altında hem de ameliyathane koşullarında korneal çapraz bağlama tedavisi uygulayabilen bir cihazın teminini sağladık. Bu cihazın teminiyle birlikte hem Eskişehir'de bulunan hastalarımıza hem de çevre illerde bulunan hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.